Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dayısı'nda yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok ihtiyaç duyulan bir video yapmayı planlıyorum. Bu kanalı yaklaşık 3,5 sene önce, değil mi? Evet, aşağı yukarı 3 seneye geçti. Bu çığına yaklaşıyoruz. Açtık ve o günden bugüne sürekli sorulan bir soru var. Hiç değişmedi. Tam tersi gitti de fazlaca sorulmaya da başladı. Abi, kaç numara ayakkabı almalıyım? Kaç numara giymeliyim? Bu ayakkabıda kaç numara giymeliyim? Benim ayağım kaç? Senin ayağın kaç? Artık burama kadar geldi. Şaka yapıyorum. Böyle bir durum yok. Tek tek cevap veremediğim için birçoğunuz cevapsız kalıyorsunuz. Durum bu. O yüzden herkese cevap olması için, bir rehber olması için bu tarz bir video çekmeyi istedim. Ve bugün sizler ayakkabılarda kaç numara giymelisiniz, kaç numara giyiyorsunuz bunları anlatacağım. Ve yeni alacağınız ayakkabılarda gönül rahatlığıyla alabileceksiniz. Rahat rahat internetten online sipariş edebileceksiniz. Hele ki şu zamanlarda hepimizin evde olduğu ve internetten gelen itibariyle sipariş etmemiz gereken durumlarda gönlünüz rahat olacak. Şimdi öncelikle ben biliyorsunuz şu arkada görmüş olduğunuz dünyalar kadar ayakkabıyı inceleyip tanıtıyorum. Ve her inceleme videosunda bu ayakkabının kalıbı böyle. Ben bu ayakkabıda şu numarayı giydim. Bu ayakkabıda şu numarayı giydim diye tek tek anlatıyorum. Aslında gerçekten zaman ayıran ve benim videolarımı izleyen arkadaşlarım muhtemelen anlamışlardır. Ayakkabı dahisi bu ayakkabıyı şu numara giyiyorsa ben de bu giyerim gibi kıyaslama yöntemiyle bakıp anlayabilmişlerdir diye düşünüyorum. Fakat birçoğumuzun vakti çok kısıtlı. Özellikle siz oyun oynayacaksınız, dışarı çıkacaksınız, farklı işlerde kullanacaksınız, anlıyorum. Tamamını izleyemiyorsunuz birçok videonun. Bu tarz bir videoya ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz, rehbere ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. İşte o gün bugün şimdi sizlerle anlatacağız. İlk başta şu anda ayağımı ölçeceğim. Sonra birkaç farklı ayakkabıya bakacağız. Bu sayede kıyasla sizler de kaç numara tercih etmelisiniz onu bulabileceksiniz. Hadi şimdi metreyi alalım, ölçüme geçelim. Evet, metremizi aldık. Şimdi ölçümü yapacağız. Yapacağım şey şu olacak arkadaşlar. Ayaklarımı arkaya doğru iyice yaslayacağım. Sonra bakalım ayak uzunluğum ne kadar, ona bakacağız. Sonra da ayakkabı kutularındaki numaralarla bakalım eşleşiyor mu eşleşmiyor mu, nedir ne değildir, daha iyi açıklayıcı olacak. Bu da benim küçük adamım, yerim seni. Evet arkadaşlar, tam tamına 26 santim ayağım varmış. Evet, metreyle bant kullanıp tam ölçümde o şekilde de yapılabilir. Ama aşikar bir biçimde gözüküyordu. Ayağım tam tamına 26 santim. Peki bu 26 santim ayakkabı numaralarında neye tekabül ediyor? Şimdi ona bakalım istiyorum. Tabii ki her ayakkabının boyutu, kalıbı, üstü, altı, genişliği hepsi birbirinden farklı. Bu yüzden aslında merak ettiğiniz ayakkabıları detaylıca inceliyorum ve bu videoları bence izlemeniz gerekiyor. Ama şimdi bakın, ona göre bir yorum yapalım. Evet, mesela Kyrie Hybrid ayakkabısında en çok beğenilen güzel ayakkabılardan bir tanesiydi. İncelemesi var. İçerideki etikete baktığımız zaman arkadaşlar 29 santim yazıyor. Ve bu size Amerika numarası 11, Türkiye numarası ise 45 oluyor. Bakın, benim ayağım 27 olmasına rağmen ben 29 santimetre olan bir ayakkabı giydim. Bunda diğerlerine bakabiliriz. Jordan'ı alayım. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. 11 numara, yani 45 Türkiye numarasıyla, Avrupa numarasıyla. Ben Nike'larda, özellikle basketbol ayakkabılarında bir tık büyük giyiyorum. Neden? Çünkü kalın çorap giyiyorum. Aslında bakın 2 santim bu şekilde oynuyor olabilir. Bence sizler de basketbol ayakkabısı alıyorsanız ayaklarınızdan 2 santim büyüğünü alabilirsiniz. Genel itibariyle bütün Nike ve Jordan basketbol ayakkabılarım bu şekilde artık. Zaman zaman 44,5 aldığım oluyordu. Bakalım onlar kaç santimmiş. Hemen bir tane örneğini bulabilirsek. Adidas'a bakabiliriz. Bunda 10,5 almıştım. İçerisinde santimetresi yazmıyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz şurada 10,5 44.2/3 yazar. Genelde Adidas'larda öyle olur. Şurada görebiliyorsunuz. Bu da arkadaşlar 28,5 santim demek oluyor. İnternette biliyorsunuz, hemen çıkartıp kontrol edebilirsiniz. Beden tablosu vardır. Birçok alışveriş yaptığınız sitelerde de bu şekilde beden tabloları yazar. Ama bu çok önemli değil. Çünkü atıyorum farklı bir ayakkabı çeşidinde, stilinde bunlar değişiyor olabilir. Her sitede farklı da yazıyor olabilir. O yüzden alışveriş yaptığınız sitenin içerisindeki beden tablosuna dikkate alın bence. Evet, Adidas bu şekildeydi. Şimdi ise şu taraflardaki, şöyle hemen sizi kaydırayım biraz. Şu taraflardaki ayakkabılara bakalım. Örnek veriyorum, mesela şuradan bir Jordan ayakkabısı. Jordan 31 Low, benim en sevdiğim ayakkabılardan bir tanesi. Hemen kutunun üstünde göreceksiniz.
Şöyle biraz netleşsin ekranımız. Bakın 10.5, 44.5 numara ve santimetre olaraksa 28.5 yazıyor. Düşünün burada da 1.5 santim yine yukarıda giyiyorum. Dolayısıyla benim ayaklarım 44.5, 45 numara aşağı yukarı. 45 alsam da daha kalın çorapla giyebilirim. 44.5 da tam böyle fit fit oluyor. Biraz daha dar giymek istediğim ayakkabılarda genelde böyle giyiyorum. Hemen hangisi diye örnek verecek olursak. Mesela şuradan bir tane koşu ayakkabısını aldım. Genelde Nike koşu ayakkabılarında, yürüyüş ayakkabılarında hep 44.5 giyiyorum. Burada da yine görüyorsunuz. Aynı şekilde bir de kadın erkek size'larına dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela kadın 12, erkeğin 10.5 yapmış oluyor. O yüzden santimetreleri dikkate alıyor olabilirsiniz. Her ikisinde de santimetre. Bakın 29-28.5 aşağı yukarı aynı şeyler olmuş. Erkeğe bakarsak 28.5 santim ve 44.5 numara React Element'lerim. Biraz daha dar, çok dar hatta. Bunu 45'te alabilirdim. Dolayısıyla bakın bütün ayakkabılarım kendi ayağımdan 2 santim büyük olarak alıyorum. Bence sizler de böyle şeyler yapabilirsiniz. Bu şekilde daha güvenli hissedebilirsiniz. Şimdi ayak uzunluğumuz okey. Bakalım benim ayak genişliğim ne kadar? Yana doğru bir de onu ölçelim. Bu şekilde sizler de karar verebilirsiniz. Yani ben geniş ayaklıyım falan diye anlatıyorum ya. Ha, sizler de mi geniş ayaklısınız? Benim yaptığım tercihler gibi size tercih yaparsanız mutlu olur musunuz? Bunu anlamak açısından bence güzel olacak. Ayak genişliğimi de ölçelim ve sonrasında videomuzu fazla uzamadan kapatalım istiyorum. Evet, metremizi yine aldık. Şöyle ayağımı arkadaşlar yanlamasına böyle ölçeceğim fakat ayağımı bastığım zaman, çünkü bastığınızda biraz olsun yüzey genişlediği için basacağım ve sonra ölçeceğim. Kaç santimmiş? Aslında şöyle basarak yapabiliriz. Tam şu kırıldığı yerden bence hesap edebiliriz. Neredeyse şuradan siz okuyabiliyor musunuz? Şöyle yakınlaştırayım sizi. 10 santim, evet bakın kırmızı olan 10 santim gibi düşünebiliriz bence. Daha fazla yapmakta fayda var. Bir de ben böyle çoraplı yapıyorum. Bence sizler de çoraplı yapabilirsiniz. Şu önden ölçüyorum. Evet, neredeyse 10-11 santim arkadaşlar. Ayak genişliğim var. Ayağımın en geniş olduğu yerden. Arkımdan bakarsam, yani ortamdan bakarsam da yine aynı şekilde bakalım. Yine 10 santim civarı, çok da fark etmeyen bir büyüklük var. 11 santim diyebiliriz güvende olmak açısından. Evet, 11 santim bence daha bile uygun şuradan yaptığımızda. 11 santimde ayak genişliğim. Yine bunu da aslında şöyle basıp, yani 27'yi gösteriyor neredeyse. Çok gerçi uzunluğunu zaten anlamış olduk. Evet, benim ayak genişliğimde 11, ayak uzunluğumda 27 santim olarak yine burada da gözükmüş oldu. Ama uzunlukta 29'u tercih ediyorum ve benim dar, geniş bulduğum ayakkabılarda 11 santim genişliğe sahip ayağım için tabii ki yorumlarım. Sizler de bu yorumlarım ışığında kendiniz optimum seviyenizi bulabilirsiniz. Ben bazı ayakkabıları dar, bazı ayakkabıları büyük giymeyi seviyorum. Bu benim tamamıyla tercihim. Sizler de kendi tercihiniz neyse ona göre kararlar verebilirsiniz. Benim incelemelerimi izleyip bir şeylerin şekilleneceğini düşünüyorum. He, ayakkabı dahisi burada 45 almış. Geniş giyiyorum diyor. İşte kalın çorapla giyiyorum diyor. O zaman ben de bu şekilde alabilirim, giyebilirim gibi düşünebilirsiniz bence. Ve böylelikle de videomu sonlandırmak istiyorum. Ufak, hızlı, kolay bir video olsun istedim. Bu şekilde de merak eden, ayak uzunluklarını merak eden, daha önce hiç basketbol ayakkabısı almamış, hiç Adidas almamış, hiç Nike almamış arkadaşlarım, Jordan almamış arkadaşlarım için güzel yönlendirici, rehber niteliğinde olabilir. Kendi ayak uzunluğunuzu ölçün. Bir ayakkabınız varsa, aa ben bunda 2 santim büyük almışım, yine bunu da aynı şekilde alabilirim gibi düşünmekte fayda var. Kalın bir çorap giyin ayağınıza. O şekilde ölçümü yapın. Her zaman arkadaşlar dar olmasındansa, küçük olmasındansa bir tık büyük olması güzel. Ayaklarınız birçok küçük arkadaşlarım için büyüyebilir. Veya benim gibi kalın çoraplarla giyebilirsiniz. Çok daha büyük geldiği zaman yurt dışında özellikle yaparlar bunu. Çorabı katlarlar, top yaparlar, içine tıkarlar. O şekilde oynarlar. Veya bağcıklarını çok sıkı yapabilirsiniz gibi birçok yöntem bulunabilir. Ya tabii ki çok büyük olması da ayakkabının verimini çok düşürecektir. Ama küçük olup ayağınıza vurmasından, ayağınıza kanatmasındansa bir tık hafif büyük olması özellikle günlük giyim için bence çok daha güzel oluyor. Tabii basketbol oynamak için biraz daha fit olması lazım. Sizlere destek veren, sizleri iyi hissettiren, sıkı, atik bir hava verecek olan sağlam bir ayakkabı olması lazım. Büyük ayakkabılarda bu hissi yakalamak daha zor oluyor. O yüzden siz ne istediğinize, nasıl istediğinize karar verin. Benim videolarımı izleyerek, bu videoyu izleyerek fikir alabilir. Ona göre online siparişinizi edebilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Zaman zaman biliyorsunuz böyle faydalı videolar çekmeye de çalışıyoruz. Kutu açımları, kargo açımları, vloglar yapıyoruz. Abone değilseniz abone olabilir. Diğer videoları da izleyebilirsiniz. Like ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki defalarda görüşmek üzere. Ayakkabı dahisi bugünlük out.